Bu sabah yağmur var New York'ta. Gözlerim dolu dolu oluyor bilinmez diye. Anne sözü dinler gibi masum. Yine bir Rafet Erroman'dan bir şarkı patlatarak başlayayım dedim yayına bugün. Abi ne zaman buraya gelsem yağmur yağıyor ya. Ne zaman? Bak yine yağmur başladı. Geçen Onur'la geldik, fırtına koptu. Ya bu Rafet Erroman'ın biraz önce hani bizim macera dolu Amerika var ya. Onun bir de İngilizcesini yapmış ya. Şahaneymiş. İngilizcesi daha iyi biliyor musunuz? Güzel güzel söylemişler. Memo yok orada yani. Hey memo yok. O kısmı atmış tabii. Binalar yükseliyor bilmem ne. American Dream. Ondan bahsetmiş. Ben burada New York'ta yağmurun altında ıslanırken şu dakikalarda Arjantin'de iki lider buluştu böyle. High five yaptılar. High five denir böyle. Çak çak kanka. Kim bu buluşanlar? Putin'le MBC. MBS nedir? Muhammed Bin Selman. Yani ikisi de muhaliflerini hunharca katlettiği iddia edilen iki lider. Kimse selam vermedi Suudi Arabistan liderine. Cemal Khashoggi cinayetinden dolayı. Biliyorsunuz zaten Putin de muhaliflerini daha yeni Londra'da iki kişiyi öldürdüğü iddia ediliyor. Daha kaç tanesini öldürdüğü de bilinmiyor. Onlar böyle acayip kanka olmuşlar. Çak kanka ne haber ya, nasıl öldürdük ya bizimkileri, süper abi ya. Geçen gazeteci geldi, onu öldürttük, bunu öldürttük. Muhabbet böyle herhalde aralarında. Neyse hemen zaten buradaki tabloid gazetelerde kan kardeşliği diye, kan kardeşleri diye kinayeli bir manşeti çakmışlar. Güzel, beğendim bak, yaratıcı. Tabii bizim Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan giderken böyle bir Suudi liderin bakışı var. Hani her an orada da öldürebilir yani. Neyse ki korumalar var. Adamlarda para çok ama şu anda bir şekilde katil olarak alınıyorlar. Ha ne olacak? Ne oluyor diyorsun? Katil olarak anılıyor da ne oluyor? Utanıp G20 zirvesine mi gelmiyor? Yok, geliyor adam. Hiçbir şey yokmuş gibi davranıyor, takılıyor, hayatını yaşıyor yani. Bu arada Angela Merkel de yetişememiş. Niye? Uçağı Köln'e acil iniş yapmış. Bunun üzerine de açılış seremonisine yetişememiş. Tabii kimse de beklememiş. Açılışı yapmışlar direkt. Şu aralar Coen kardeşlerin son Netflix'te yayınlanan, tabii ki Netflix'te yayınlanan dizisine sardırmış durumdayım. Onu da beğeniyorum. Güzel. Özellikle Western sevenler için. Coen kardeşleri sevmeyenler de var. Kim sevmeyenler? Vallahi ben ilk kez gördüm. Bir arkadaşım dedi ki, aa hiç sevmem dedi. Aa dedim, ilk kez Coen kardeşleri sevmeyen bir arkadaşım var. Hemen arkadaşlıktan reddediyorum seni dedim. Bitti dostluğumuz orada. Bir daha da görüşmüyoruz. Sen misin sevmeyen abi? Prensip lazım biraz bize, hepimize. Geçen gün bakıyorum sosyal medyada, Vedat Milor'dan sonra bizim Ayhan Sicimoğlu'nu da delirtmişsiniz. Bravo, tebrik ederim. Beni de zorluyorsunuz, onun da farkındayım. Ama ben öyle delirdi melirdi diyerek delirecek adam değilim yani. Öyle hani dur bir dalga geçelim, kafa bulalım abi Cüneyt'le. Bir delirtelim dediğin zaman öyle değil abi. Biz buralara dutlukken geldik. Daha Twitter kuruluyordu, Jack beni aradı. Ben de Ahmet Hakan'ı aradım. Öyle geldik, ilk biz vardık buralarda. Geyik muhabbeti yapardık falan. Siz pek çoğunuz daha ortaokulda falandınız. Gerçi bir kısmınız hiç aşamadı onları ama hala kafa olarak ortaokulda, ama ergenliğe bile giriş yapamadı ama yapanlar da vardı. O yüzden ben delirmem ama sevgili Ayhan Sicimoğlu nasıl delirmiş? Zeytinyağı markası çıkartmış bir tane Ayhan Sicimoğlu diye. Birileri de demiş ki, ya bu zeytinyağı soğuk sıkım yapmıyorsun, yalan söylüyorsun. O da diyor ki, gösteriyor makinede zeytinler sıkılıyor böyle. Nere diyor soğuk sıkım, al işte diyorsunuz diyor, soğuk sıkım yapılıyor, al işte sıcak soğuk sıkım işte bak diyor, yapılmaz diyorsunuz diye. Salak demiş sonra da. Abi az demişsin sevgili Ayhan abicim. Hıyar diyeceksin de anlayacak o kendini kim olduğunu. Ya milletin, Türkiye'nin en aklı başında adamlarının düştüğü duruma bak. Hepimizi ne hale soktunuz ya. Ne hale soktunuz abi. Milleti delirten bir ülke. Herkes deliriyor. Sırayla deliriyorlar. Ben deliriyorum, o deliriyor. Ya bu Zeki Müren kitabını hala okuyorum. Çok güzel yazmış ya. Radi Dikici'yi tebrik ederim bak buradan. Çok matrak anılar var. Bir defa o gazino dünyası. Mesela abi o dönemin şöyle bir adeti varmış. Millet Cihangir'de saunaya gidermiş herkes. Gazino patronları, bürokratlar bilmem neler. Nasıl yani? Her gün 5'te Zeki Müren'de saunaya gidiyormuş.
Abi biz Zeki Müren kolay yetişmiyor. Yani çok Türk sanat müziği hayranı olmanız gerekmiyor ama biz Zeki Müren gerçekten. Zeki Müren hakkında niye film yapılmaz ki? Onu da bilmem yani. İyi film olur yani. Geçen gün ben kimin hakkında dedim ya? Matip Manukyan hakkında bir senaryo çalışıyorum dedim. Sırrı Süreyya Önder'in aklı uçtu. Geçen gün dediğim birkaç yıl önce. Ya dedi beraber yapsak keşke. Dedim Sırrı sana siyaset yapmaktan bunlara zaman mı kalıyor abi? Sırrı çok iyi bir senaristtir aslında. Yani siyasetçiliğinin yanı sıra. Seversiniz sevmezsiniz yani. İlla hepiniz HDP'yi desteklemek zorunda değilsiniz Sırrı'yı sevmek için. Siyasi görüşlerini farklı düşünebilirsiniz ama çok iyi bir senaristtir. Biz Sağır Oda dizisinde beraber çalışmıştık hatta bir dönem. Hatta biraz da papaz olmuştuk. Sonra barıştık falan. Ben dedim ki ya Manukyan'ın hayatı ne kadar ilginç abi. Düşünsene Ermeni bir yandan Türkiye'de azınlık mensubu, bir yandan genel evler kraliçesi. Zaten işe girişi, giriş hikayesi farklı, ilginç. Sonrası ilginç, her şey ilginç yani. Ha dedim yani yaparız da nerede göstereceğiz? Bir tek o var. Gösteremeyiz. Niye? Diyeceksin ki ne demek yani? Burada demokrasi yok mu? İyi tamam Netflix'e veririz tamam. Netflix gösterir ona bir şey demiyorum bak. Arkadaşlar pazartesi günü Milano'ya geliyorum. Var mı aranızda Milano'da kimse? Bir iki video çekeceğiz. Pirelli takvimi için geliyorum. Pirelli takviminin yıllar önce haberini yapmıştım. 32. gün programında. Böyle güzel kadınlar soyunuyordu o zamanlar. Artık soyunmuyormuş. Allah bizdeki şansa bak. Bırak şu erkek egemen dili AQ. Duyar gibiyim sizleri. Daha sosyal sorumluluk projeleri varmış. Neyse pazartesi bir boşluğum var. Orada belki de bir video patlatırız beraber. Kim var? Milano'da olan var mı? Bana mesaj yazın. Junait@dipnotes.tv Junait@dipnotes.tv'ye mesaj atın. Evet ilginç bir gözlemim var. Sizce WhatsApp yavaşlatılıyor olabilir mi? Bak kardeşiniz bu soruyu soruyorsa bir bildiği vardır yani. Zira şimdi uzak mesafe olunca genelde WhatsApp'tan görüşüyoruz. Kimi arasam bir ses gidiyor, gelmiyor, bilmem ne olmuyor. Bir Türkiye vatandaşı olunca da doğal olarak insanın aklına bin tane şey geliyor. Acaba komplolardan komplo beğen, WhatsApp yavaşlatılıyor mu? Kim yavaşlatabilir WhatsApp'ı sizce? Ya çok matrak bir haber okudum. Nereden başlayayım anlatmaya? Bir kadın oğluyla beraber uçağa gidiyor. Uçağa binecek. İşte oğlunun adına da bir tane ne bastırmışlar? Giriş kartı. Veriyor. Kadın da gülüyor. Kikir kikir. Böyle isim mi olur diye. Sonra da fotoğrafını çekiyor. Facebook'a koyuyor. Kadın da işte ondan sonra hava yolları şirketine dava açıyor. Siz benim çocuğumla dalga mı geçiyorsunuz diye. Şimdi çocuğun adı ne diyeceksiniz? A, B, C, D, E. Çocuğun adı bu, evet. A, B, C, D. E'yi unutmayalım. A, B, C, D. Gel A, B, C, D, E. A, B, C, D, gel oğlum. Diyeceksin ki ne gülüyorsun? Senin oğlunun adı da Mavi. Evet yani. Baktığın zaman başkalarına tuhaf gelebilir. Benim de adım Cüneyt. Ne demek diyorlar? Artist adı diyorum. Ne diyeyim abi? Fakat ilginç olan şu şimdi. Allah artık ne akla hizmet ABCDE koydular adını bilmiyorum. Nasıl bir ortam vardı, nasıl bir geçmişleri vardı bu insanların bilmiyorum ama işin garibi 238 tane daha aynı bu isimden varmış Amerika'da. Ya 238 tane daha adaş var. Adın ne? ABCDE. ABCDE gel yavrum, atıl. Vardı ya atıl kurt atıl kurt, bir günde katıl kurt yok diyordu. Leman'da öyle bir karikatür vardı hatırlıyor musunuz? Malkaçoğlu böyle kızlarla beraber at, kurt sen bir atıl gel diyor. Ahmet İlmaz çizmişti herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Kurt da oradan cevap veriyor. Atıl kurt atıl kurt, bir günde katıl kurt yok. Nereden nereye geldik ya? Hadi ABCD gidiyoruz oğlum gel. Hey Memo, burası New York Amerika. Bu nasıl yaşam? Ya Boston Dynamics diye bir tane startupçı şirket var. Ne yapıyor bunlar? Robot yapıyorlar. Köpek gibi robotlar yapıyorlar. Robot koşuyor, oraya gidiyor işte. Katır robot yapmışlar, köpek robot yapmışlar. Robotlar tak, çak, selamlaşıyorlar, konuşuyorlar falan. Buraya kadar bir şey yok. Gayet güzel bir şey yapıyorlar. Fakat şurası çok tuhaf. Abi bu adamların deneyinde muhakkak
deneyin bir noktasında, yani gösteriyorlar ya, katır, köpek bilmem ne. Robota geliyor bir tanesi, bir bilim insanı tekme atıyor. Tak! Ben onun Türk olduğunu düşünüyorum, o tekmeyi atanın. Abi robotu niye tekmeliyorsunuz kardeşim ya? Böyle test mi olur yani? Ne demek yani? Robot yaptık. Biri tekmelerse bak düşmüyor. Baba niye tekmelesinler robotu yani? Gerçi böyle sorular da şey ya. Filipinler'de mi ne? Böyle haber çıktı, gördünüz mü? Bir genel evde orangutan çalıştırmışlar 6 yıl boyunca yani. Yani... Artık Allah'ım ya, akıl fikir yani, insanlık yani kafayı yemiş durumda. Bu espri değil ha, gazetelerde yazıyor yani. İnanamadım ben yani hani. Nesine nasıl inanacaksın bu kadar absürtlükle bir şeye? Hala inanamıyorum bak söylerken de. Geçen gün söyleyecektim ya, yalandır herhalde dedim ya. Bu kadar bir saçmalık olabilir mi yani? Neyse abi, bu Boston Dynamics'te ya kardeşim, bu robotlar size ne etti ya? Sürekli tekme tekme tekme. Adam robot yapmış. Dağ taş tırmanıyor. Silah taşıyor. Bilmem ne yapıyor. Git! Var ya öyle tekmeleyen. Git! Git, bir daha gelme buraya. Şerefsiz robot. Robot dedik, bağrımıza bastık. Tak! Ama her videoda tekmelenir mi ya? Ya itiyor ya pislik yapıyor. Geçen gün Türkiye'den bir startup ekibi geldi. Fal aplikasyonu yapmışlar. Ya 15 milyon kişi Fal aplikasyonunu indirmiş Türkiye'de telefonuna. 5 milyon kişi de sırf bir aplikasyona her ay bakıyormuş. Fal baktırıyormuş yani. İşiniz Fal'a kalmış yani, anlayacağınız. Dedim ki nasıl çalıştırıyorsunuz ya dedim. Ya dedi önce dedi şey yapıyorduk dedi işte. Gerçek insanlar bakıyordu ama baktık baş edemedik. Yapay zeka yazdık dedi. Şimdi dedi herkes dedi ya çıkan sonuçlardan korkuyor dedi. Nasıl biliyorsunuz peki dedim. O da anlattı. Anlatmayayım şimdi size. Adamlar ayıp olmasın. Ama şurasını anlatabilirim yani şeyleri. Yani bir, insanların ortak kaygıları var. Yani 20 yaşındaki senle 50 yaşındaki sen arasında farklı. Ben sıra mesela alırım 17 yaşındaki Cüneyt'le sohbet ederiz. Otururuz karşılıklı. O böyle korkarak bana bir şeyler anlatır. Ben korkma derim. Kendine güven derim. Ben böyle kederlenirim. O beni biraz sırtımı sıvazlar. Takma Cüneyt abi der. Ben de kardeşim Cüneyt derim. Böyle şizofrene bağlamışım ben meğerse. Neyse yani bu Fal meselesi tabii bu kadar insanın biliyorsunuz yani, bu kadar insan, 5 milyon kişi insan sürekli Fal bakar mı ya? Delirdiniz mi? Kaç defa baktıracaksınız? Ben mesela 2 günde baktırıyorum. Dermişim. Dermişim bitti ya. Dermişim diye bir kelime vardı, hatırlıyor musunuz? Artık yok. Dermişim. Kim diyordu onu? Yıldo muydu ya adamın adı? Dermişim. Bir de onun farklı versiyonları çıkmıştı. Diyorsun. Bu Fal işine çok fazla kafayı şey yapmamak lazım. Geçen yaz bir Fal baktırdı arkadaşım bana. Dedim ki ben de not almışım. Öyle bizde ya, unutmayalım diye. Mesaj attım, dedim ki hiçbiri çıkmadı. Diyor ki ya diyor zamana takılma diyor. Bir gün çıkacak nasıl olsa diyor. Çıkacak bir günde. Adam dedi ki sonbaharda şu oluyor, bilmem ne de bu oluyor. Geçti baharlar. Yine böyle ablam gitmiş bir Fal baktırdı bana. Dedim ki veriyorum parasını kardeşim. Baktır. Yolladı bana, o da not almış. Yine çıkmadı. Dedim ki git parayı geri iste. Nasıl ya diyor. Dedim iste abi, Allah Allah, bilemiyorlar. Madem bilemiyor parayı geri verecek. Öyle falcılık, öyle beleş falcılık yok. Neyse ben böyle aramızda sürekli ablamı arıyorum Kıbrıs'ta, diyorum ki ya diyorum şu parayı istedim mi istemedim mi? Ya nasıl isteyeyim diyor. Hayır diyorum, isteyeceksin. Mesele para değil, mesele bilemedi. Falcı işini yapmadı. Geçen beni arıyor, diyor ki ya sana bir şey söyleyeceğim ama gülme diyor. Nedir dedim. Hani falcı vardı ya dedi, senin ya şeyini bilemedi hani, sen parayı istiyorsun. Dedim. Tutuklandı dedi. Niye dedim, dolandırıcılıktan. Ben dedim sana dedim ya, Allah Allah, ben dedim mi demedim mi yani sana. Abi böyle Kıbrıs'ta bu fal işi ayrı bir noktada. Elmas var mesela. Kıbrıs'ın milli falcısı. Bizde devlet sanatçısı var, o da devlet falcısı olmuş. Gidince orada baktırıyorsun elmasa. Öyle bir Kıbrıs haberi yaparken kimle konuşuyorsun? Kıbrıs'ın değerleri işte. Denktaş, ne bileyim işte Karpaz Beach, Girne'de kazino ve elmas. Falcı elmas. Onunla konuşmuştum. Bir de Şeyh Kıbrisi vardı.
Hatta bir beşine bir kağıda küfür etmişti bana canlı yayında. Adamı nasıl yayından aldığımızı bak. Şu anda dur ya, o küfrü de not edeyim. Kitap yazıyorum dedim ya, onu unutmuşum. Nasıl yayından aldık bir de bize sorun yani. Olay da şu. Şili'de sanırım madenciler işte 33 gün falan madende mahsur kalıyorlar. Onlardan bir tanesi diyor ki ben orada işte Şeyh Kıbrıs'ın sesini duydum. Mürit oluyor Şeyh Kıbrıs'ı, buraya geliyor. Biz de onun haberini yapıyoruz canlı bağlantı. Pa 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 pa. Son olarak yine Netflix'te Trevor Noah diye bir adam var burada. Güney Afrika'da büyümüş. Ve burada da büyük bir şimdi talk showcu, ünlü bir talk showcu olmuş diyelim. İlginç bir stand-up komedi yapmış. Daha doğrusu yapıyor da bunu Los Angeles ayağını Netflix yayınlamış. Eğer İngilizce biliyorsanız tavsiye ederim. Ben seyrettim, gayet de eğlenceliydi. Bir de bir kitap çıkarttı. Kendi çocukluğunu anlatıyor. Tam böyle Güney Afrika'daki ırkçılığın tavana vurduğu dönemdeki çocukluğuyla ilgili biraz böyle dalga geçmiş, şey yapmış. Zaten bu stand-up show'unda da bayağı kendisiyle dalga geçiyor, kafa buluyor. Tavsiye ederim. Ya bu arada hala Ahlat Ağacı'nı seyredemedim. Kafayı yiyeceğim bak. Nuri Bilge Ceylan hayranı olarak bakıyorum. Apple TV'ye düşecek mi, düşmedi daha. Sinemalara da gelmiyor burada. Şu arkamdakiler dik dik baktılar da bana, Türkler mi diye şey oldu. Biraz önce birisi bana, Cüneyt abi iyi çekimler, eyvallah kardeşim. New York değil sanki şey, İstanbul'da öyle yürüyor gibiyiz yani. O kadar çok adam çıktı ki yurt dışına. Hey Memo. Hadi bir yayın daha bitirelim. Yeni yayınlarda. Milano'da artık. Yeter abi. Çek çek. Nereye kadar yani? Bir Rafet'e Roman, bir de ben çekiyorum zaten bu Amerika'nın, New York'un çilesini diyelim.